Evet, madem çok çekelim dedik, çekelim yani madem. Duyduğum kadarıyla oyun bayağı kısaymış. Yani Pillars of Eternity 100 saat falan oynadıktan sonra 25 saatte falan bitirilir diyor. Ben de bu sıkışık da olsam oynarım, bir başlayayım dedim. Mikrofonu ayarladım galiba. Bilmiyorum, test ettim. Güzele benziyordu da biraz boğuk geliyor olabilir gene de. O da artık kulaklıklı mikrofonum yok, ondan dolayı olacaktır. Ayarlara bakalım hızlıca. Bu ilk bölümü bir karakter yaratma olarak şey yaparız diye düşünüyorum. Ayarlara bir bakalım. İngilizce olacak. Difficulty seçeriz sonra. Otopoz sevmiyorum ben ya. Otopoz yapmasın abi. Kontroller. Bunları biliyoruz. Grafikler. Daha Nvidia duyarlı tanımıyor yani bu oyunu daha. Nedir ne değil de tanımıyor Nvidia bu oyunu. Ama FPS 60'ı vurdu. O yüzden sıkıntı yok. Kıstım sesleri. Tamam, o zaman başlayalım ya. Sildim eski sil dosyasını. Başlayalım. Gene hard'da oynayacağım ben. Paths of the Dam'e girip hiç terleyecek halim yok. Expert mod dediği ne oluyor ya? Helper'lar olmuyormuş. Şimdi ben bu oyunu ikinci oynayışım olsun. Expert modu açardım kesinlikle. Ama Pillars of Eternity'den farklı dinamikleri falan var şimdi bu oyunun. O yüzden emin değilim, açsam açmasam mı? Troll of Iron'ı açmayacağım. Ben hiç öyle demir adam adam falan değilim ben. Öyle yeni ölünce save dosyam gidecek. Kavga dövüş çıkar. Ben bunu hard'da düzgünce oynayayım ben. Hard'da oynayayım gene ya. Hiç normal değil. Hard'da oynarız biz bunu. Ve bir şey duyduğumuz yeni bir şeylerden bir tanesi de deli gibi yükleme ekranları var. Gene bunlar uzun olacak. Oha, bayağı hızlı. Burada geçmeyeceğim videoları. Bu sefer anlayan For over 400 years, the armies of Kairos the Overlord have swept across the known world. All who stood against them fell before their might. Even the Archons, women and men of immense power, were forced to kneel, chained to the Overlord's will. Now Kairos's final conquest has come to our corner of the world, and two of the Overlord's armies compete for the honor of taking our lands. Our lands. The elite disfavored, and the teeming horde of the Scarlet Chorus. The voices of Narad, Spymaster and Archon of Secrets, guides the fierce and undisciplined masses of the Scarlet Chorus. With each battle, the Scarlet Chorus grows stronger as the defeated are given a simple choice. Serve or die. Grave and Ash, Archon of War and the Overlord's most loyal general, leads the disfavored. Though small in number, Kairos's ironclad legion has never met true defeat in open battle. Watching over the two generals is Tunon, the Adjudicator, Archon of Justice, eldest of Kairos's minions. Tunon brings Kairos's laws to newly conquered lands, aided by the Fatebinders, judges and executioners of the Overlord's laws. You were among the youngest of the court of Fatebinders when Kairos's armies came to our lands. Court of Fatebinders, thank you. How could we have known that the fate of thousands would rest in your hands? Kairos'un ordusu bütün dünyayı ele geçiriyor. Bir sefere çıkmışlar. İki tane ordu var. Bir tanesi disiplinsizler. Bir tanesi de adını unuttum diğerinin. İşte bir tanesi işte ama neydi lan isimleri? İsimleri unuttuk bile yavrum. Dur, şurada yazar belki. Bir tanesi işte şey disiplinsiz yani. Diğerleri de bayağı lejyoner tipli herifler. Lejyonerlerin tipi az. Bir de bu ikisi ordunun ortasında bir tane şey var işte. Bu mahkeme heyeti gibi bir şey var. Çok, çok güzel özetliyorum yalnız ha. Biz de onlardan en genç elemanlarından bir tanesiymişiz. En genç elemanıymışız. Yine bir lore batacağız yani bu oyunda. Lore olacak desene.
Hyros bu elemanın adı değil mi? Bu çok büyük elemanın adı diye düşünüyordum hani bu. Bu sefer İskender gibi seferi yapan adamın ismi gibi bir şey olacağını düşünüyordum da. Name out of the legend. Name out of the legend. For centuries the overlord have counseled the problems and the answer is the servant of arms. Hyros peki de tanrı falan mı ya? Neyse anlarız ya da okudukça daha götürüş anlar. Name is a name out of legend. Şimdi nasıl bir karakter yapsak ya biz bu oyunda? Her oyunu fighter olarak oynuyorum ben bunu fark ettim. Bu sefer gücü falan mı yapsam yani? Oyundaki büyü sisteminin nasıl olduğunu bir değişmiş galiba. Çok karikatürize çizimler var şurada baksana tipler. Çinli. Skandinav. Normal Kafkasyalı. Afrikalı. Bak bu Afrikalı olur bu da işte. Menes falan oluyor herhalde. Çinli hiçbir normal Kafkasyalı yani Caucasian denen emmilerden yaratalım. Erkek mi olalım kız mı olalım? Çok da skinny olmaya gerek yok yani incecik olmaya gerek yok. Böyle bir şey olmaz. Tamam. Bu detaya girersek zaten çıkamayacağız işin içinden. Önce portreyi seç sonra tip yarat. Her zaman mouse demiş. Bir kere hoodie'miz şu güzelmiş aslında. Önce o palavikler. Yani kızlar başlıyor şurada. Ya portreleri beğenmedim hocam. Ne ya? Çok komik gülüşü falan saçma sapan. Hadi şu beggarları silmek lazım, hançerleri silmek lazım, savaşmak lazım. Tipsiz tipsiz hepsi ya. İşte karakter yapmak yanında tipsiz yani. Şu ekranda 3,5 saat takılan herifler tanıyorum yani. Abi çok kötü tarih. Abi dur. Yak. Abi. Gerçi hepsi evil gözüktüğü için belki hoşuma gidiyor. Ben böyle naif suratlı böyle herif bekliyorum da yok öyle bir şey. Hangisini beğendin ben ya? Bunu beğendiydim galiba. Abi yok ben hiçbirini beğenmedim bunları ya. Kız mı yaratsak ne yapsak? Oo şu güzelmiş aslında. Büyücü kız. Oo bu da iyiymiş. Büyücü kız yap... yok ya. Karakterin içine girmem için erkek olmam lazım. Yani çok seksiz falan değilim de yani. Onun içine tam girmem lazım. Onun için bir kendimi karakterle özleştirmem falan gerekecek. Onun için erkek olması gerekiyor. Seksiz falan değiliz yani. Ben hiçbirini beğenmedim ama ya bu tiplerin. Ya şunu alacağız herhalde işte. Dagger'ına tüküreyim. Dagger yok şurada ne güzel. Okçu mu yapsak? Ne yapsak? Guiza gibi. 2012'nin esprilerini yapıyorum ya. Ha şurada şu kadar takıldım ya. Helal olsun. Hadi şunu aldım ya. Hadi şunu yaratalım bari. Ne yapayım? Büyücü. Hadi mudi takarız yani. Quiet down. I'm injured, tired. Let's rest. Noble. Huh. Heads up, we have company. Ya git, hiç beğenmedim seni. Good work. İyi, seni hiç beğenmedim. You learn something every day. Sin iki bastırt olacağız. That wasn't so hard. I'm injured, tired. That's interesting. Rock mu yapsak aslında, ne yapsak? Abi şunu seçtim ben artık. Bunda geri dönüş yok. Surat. Abo, eblek.
bu iyi. Kaç. Affedersiniz de. Kabul etmiyorum ben bu saçları. Hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Kel olmayı yeğlerim ya git. Yok abi ben bu suratı da beğenmedim ben ya. Bu suratı değiştireceğim. İyi bu iyi. Saç. Aslan be saça bak. Saçı tuttum ben ya. Uzun saç bağlanmamız lazım. Kahve. Kırmızı kafa yapsak. Ne bu İrlanda'da açık mı? Orta yaş krizi. Ya iyidir. Bakalım dayayacağım hocam. Çok kötü ya. Kranos'un ordusuna nasıl katıldık diyor. Overlord Kranos diyor işte. Overlord Kranos. Kairos. Kranos demeyeceğiz. Kairos. Kairos'un ordusuna nasıl katıldık? Bugün bir Fatebinder'ız. Yani Archon Justice işte bu şeysinin bir ajanı, bir elemanı olarak. You are by no means free, but as a warrior scholar, deputized. With discreet in the powers of interpret and execute the laws of Overlord Kairos, you're freer than most. Evet, çoğu kişiden daha... Yani çoğu kişiden daha fazla özgürlüğe sahibiz ama yine de özgür olmadığımızı düşünüyorum. Kairos'un ordusunda işte bir... Hükümet savcısı gibi bir şeyiz işte, anla işte. One does not apply to be a Fatebinder. Kimse gidip de Fatebinder olmak için oturup ÖSS'ye falan hazırlanmıyor. Tunon denen bir eleman var. Tunon bu maskeli kırmızı hoodie'li eleman işte. Adjudicator. Adjudicator. Abi bu kelimeler niye beni çok şaşırtıyor? Neyse işte. And decline is death. One is called by Tunon derken bu Fightbinder'lardan bir tanesini demek istemiyor. Yani seni bulur, onlar seni bulurlar, çağırırlar diyor. Tuttu tabi reddedecek değilsin gerizekalı gibi. Neyse, Pit Fighter olmak istemiyorum. Soldier, Hunter, Lawbreaker, Guild Apprentice, War Mage belki. Belki War Mage olabilirim. Savaş mage'iymişim. Sonra beni fark etmişler, almışlar. Diplomat olabilirim. Noble falan olmayacağım. Soldier da olmayacağım. War Mage olalım, hadi bakalım. Masters and Warriors. Savaş esnasında hem kılıcım hem büyüm. Yasam bir şeyim var. Primary expertise'imiz ne olsun? Tunon'un Fatebinder'larından biri olarak savaş sanatlarında eğitim almış bulunduk. Büyü alanında eğitim almış bulunduk. Kairos'un yasası hakkında yani alınabilecek bir sürü şey aldık diyor. Cost the Northern Empire the education of a fate minor is second to none. Those bearing the title are expected to read instructions and understand the economies of the realm in which they operate. Literacy and mathematics skill rarely found in Teratus
are the essential skills in the execution of law. Execution of law. Other subalterns like speechcraft or tactics are armed with time and experience under Titan Tunum's guidance. Tamam, diyor ki, özet geçiyoruz. Diyor ki bu kuzey ülkelerinde diyor yani eğitim çok da çok iyi değildir. Eğitim sistemi bok gibi diyor yani. Ama sen bu ya, savcı olacaksın. Yani savcısın. Hükümet savcısı olacaksan. Her şeyden anlaman geliyor. Önüne okunan makaleyi okumayı bileceksin. Matematikten falan anlayacaksın bir şey. Yani bunlar zor bulunan yetenekler ve bunların bulunması sende önemli. Ve ağzında laf yapacak ve stratejiklerin düşünebilme kabiliyetin de olacak. Bunlar zamanla tecrübe gelecek. Şimdi biz ne yapalım? Oradan shield gibi olsak. Sword'dan one-handed weapon 5 peri veriyor. Peri. Abi tipini beğenmedim hiç böyle. O yüzden hiç kusura bakma. Bunu seçmeyeceğiz zaten. Her oyunda solca shield alıp tanklıyorum. Arkama diziyorum meşleri. Hepsi bal bal saldırıyor. Not this time. Bu sefer yapmayacağız abi. Çok süperci olabilir. Ha işte bu sefer böyle bir tip olacağım. Yamedim, Mavel'in yapmayacağım abi. Control Lightning. Böyle bir skill mi varmış? Igor ne abi? Ha. Maps. Priest oluyorsun. Kısaca Priest oluyor. Şok birazcık. Şokçu birazcık. Interrupt etmeye dayalı. Frost. Slowing down. Atropi ne? Draining yani güç çekmeye dayalı. Atakları, milletin skilllerini azaltıyorsun, çekiyorsun. Diğer ataklarını falan yapıyorsun. Okçular, anam okçular da çok şekil gözüküyor yalnız ya. Shortbow değil de longbow var mı abi? Ne olsak ya? Vallahi hala karar veremedim ben. Şokçu olacağım ben ya. Çok süperci olacağım. İkinci özellik olarak da Great Sword taşıyamam. Unarmed. Allah Javelin. Javelin de anlam ki ya. Bilmiyorum. Great Sword alamazsın ki. Elinde asa lazım. Yani. Priest olsak ön saflarda saldırırdık. Şimdi, tamam, şok süpeli alacağım abi. Okçu olacağız. İkinci özellik. War Mace olabilir. İki çift elli alınca daha çok güce dayanıklı oluyorsun diyor yani. Daha yumuşak vuruyorsun diyor. Abi karakterim yarattım ben. Ben bu olmak istiyorum. Allah'ım da çok güzel tipi oldu baksana. Bunu seçince bir şey gibi, affedersin, şeyden çıkmış gibi, 300 Spartalı'dan çıkmış gibi, manyak gibi bir şey oluyor. Ama şu artı şunu verince tipe bak ya. Tipe göre de özel mi seçilir ya? Evet, işte Avoid Direct Engine'de enemies yani. Düşmanlarla otomatik burun buruna savaşmak istemiyorsan, uzaktan savaşmak istiyorsan ve büyücüyüz zaten. Olabilir. Atropici falan olsak. Yok ya, sadece tek bir büyücü olacağım. Altından da short borcu olacağım. Dual wielding falan yok. War Mace geç. Bilen şey short borcu olacağız. Tamam. Tamam. Ha şuna da bir tane seçmem lazım. Archer. Bir dakika, az önce şeyi ne seçtik? Ya bu da zorunluydu bu. Short bow seçeceğiz. Hard shot. Ne işe yarıyor hard shot? Düşmanın kalbinden çakızlamak için birazcık daha yavaş atıyorsun. Yani eğim, yani nişan almanı biraz uzatıyorsun. Daha isabetli vurabilmek için daha güçlü çakıyorsun. Accuracy'm artar. Accuracy'm artıyor yani, vurma isabet yüzdem artıyor ve bleed efekti veriyoruz.
Read Effect'te ne yapıyor? Yazmıyor. Güzel. Bu ne? Hobble. Ayağından topuğuna sıkıyoruz. İbrahim Tatlıses miyiz la biz? Topuklarına sıkacağım senin. Seni pezevenklerin elinden aldım. Ne diyeceğiz, ne yapacağız o ayağına sıkıp? Hobbling ne işe yarıyor abi, hobbling? Ha. Movement reduced by 3. Teşekkür ederiz. Yürüyüşü. Bleeding'e de bakabilirim. Bleeding ne yapıyormuş? Causes roar damage over time. İşte bu oyunu çok sevdiğim şey ya, böyle şeyleri koyuyorsun çıkar. Harç çatma. Yok. Biz harç çatı verelim lan. Next. Ne? Banner ne ya? Slytherin'den kaçmış gibi, bu ne ya? Bu hapishaneden çıkarken gün sayarmış diye. Bizim geçmişimiz neydi? Geçmişte ne vardı bizim? Bor mu içtik? Bor mu içtik? Şimdi şimdi tara falan benziyor, bunu sevmedim. Şu güzelmiş lan. Lan yoksa Mountain Blade gibi bir şey mi çıkacak bu oyunda ya? O bu da güzelmiş. Bu da hiç sevmediğim efekttir. Bu swastika'ya benziyor ya şey. Nazi şeysi gibi. Bu ne ya, ip atan MHP'li. Kusura bakmayın, demek zorundayım. Çarkla güneşi kompoze etmiş. Bu da beyzbol boş topuna benziyor. Beğenmedim. Bunu... Şunu alacağım ben ya. Renklerimiz ne olsun? Aman abi, bu siyah olacak. Kırmızı iyiydi sanki. Kırmızı da çok kırmızı. Şöyle koyu kırmızımsı bir şey. Kırmızı mı bu, bordo mu bu? Bordo iyidir ya. Böyle olacağız. Bu banner'ımız bu olsun. Ha, banner'ın rengini de seçebiliyoruz. Ya üstüne bordo. Oo, çok renk. Renk sistemlerinden anlamadım, nasıl da belli. Sarı iyi gibi ya. Turuncu mu? Pembe. Mavi nasıl? Yeşil. Ne değiştiriyor bu? Ne efekt edecek? Turuncu olsun bakalım hadi. Hafif daha açık olsun. Göze daha güzel ifade ediyor. O zaman biz de şunu turuncu yapalım ya. Aman abi, bunu değil. Şunu. He. Tutmadı. Şöyle takılıyorum şöyle şeylere, inanamıyorum. İla ulan böyle işte ya. Neyim? Buraya da nasıl basacağız tabii. Efelas mı versek ya da ya da? Bile de nasıl olmadı. Doğru yazdım mı? Tamam. Ha işte. Bütün her şeyi basmam gerekecek. Nasıl böyle atacağız şimdi bunu? Might. Gene bunlar değişmiş gene bir anladığım kadarıyla. Might eskiden neydi? Might Strength'ti ve aynı zamanda büyü yeteneğini de etkiliyordu. Bunda ne yapıyor? Büyü Might. Terminus. Physical Strength of the Character. Increase Might. Lead to the more powerful attacks. Daha güçlendirir seni diye. Yani bunu arttırınca ne kadar bölünüyor? Artı 3 atak ve ability strength. Endurance neydi? Endurance de dayanıklılık. Finance. O kadar şey değil şimdi, neyse. Skepsic Rise'ı physical and mental precision. Perception gibi bir şey herhalde var. Intelligence'la da Agility'ye de benziyor. Accuracy'ni arttırıyor. Ve Armor Deflection'ını arttırıyor. İlginç. Quickness asıl Agility. Wits ne? Mental Ability. Bu da lazım abi.
Oğlum niye dual class gidiyorum ben ya? Mal gibi dual class gidiyorum gene ya. Vitality ölelim biz. Arkada duracağız zaten. Biz saldırırlarsa zaten ölelim biz yani. Resolve. Abi buna da vermem lazım aslında ya. Yani bu karizma işte. Konuş ağzı çenebaz olmamız lazım. Weakness. Ben short bow'la çok damage çakacağımı düşünmüyorum ben. Şuna vermek istiyorum. Ability'den sonra cooldown duration'ı düşürüyor. Resolve'a verelim böyle ya. Ya bu hadi böyle olsun ya. Seferlik. Ben bu sahneyi önceden gördüm zaten. Mount & Blade değil de ne bu yani? Biri bana söylesin. Mount & Blade de nedir? Magic Staff. Staff kullanmayacağım ha. Kusura bakmayın. Staff ne yapıyor ya? Ha, staff kullanmayacağım ha. Kaç tane var? 30'a çek. Dodge ne ya? Dodge ne ya? Lordçu olacağız abi biz. 35'e var. Peri. Melee atakları ve spellerine karşı dayanıklılık gibi bir şey veriyor. Sutterfuge. Ha Siniki. Yok bu Barif'le hiç şey olacak değilim. Sutterfuge. Yani görünmemeye falan kasacak değilim. Biraz atletik lazım ama. Traverse difficult terrain as well as they're able to execute complicated moves in combat. Bunu bir 25'e çek dayayalım. Control lightning. 35'e çek. Bolzu da bir 30. 32'ye 33'e çekelim. Bunu bir 30'a mı çeksek ya? 30'a çekelim. 34'e çekelim. Benim planım böyle ya. Böyle yapacağım. Atletik önemli, atletik önemli geliyor ona bilmiyorum ya. Physically above cover someone için hani bir diyalogda da kullanılıyor diyor. 30 iyidir ya, 30, 30 iyi. Tamam. 33 yapalım, şunu 27 yapalım. Ha şimdi dananın kuyruğu kopuyor işte burada. Kaç saatte? Az oldu. Şimdi bu oyunun daha iki farklı modu var. Şimdi oyunun başında şey var. Conquest modu var işte. Böyle savaş hani bir işgal başladığı vakit nasıl yapılmış, nasıl edilmiş. Onları geçmişi şekillendirebiliyorsun yani oyunu. Bunu yaparak sonra konuşmalarda etkileyecek bu bizim karakterimizin yapmış olduğu etkileşimler. Bunu yapmamız lazım. Quick start deyince otomatik şey başlıyor yani. Seçili template'lerden seçip girebiliyorsun diyor. Ben ama kendim oynamak istiyorum. Nasıl bir şey çıkacak? Next diyeceğim. Bangır bangır müzik girecek kesin. Bunu arttırmadık mı? Evet, bir şey verelim de sonra bangır bangır müzik girecek çünkü. Bir düşünüyorum. All the world has fallen to Kairos. Kairos. And now the Overlord's eye is on the Tears, our home. The last corner of the world free of Kairos's reign. Two armies, the Disfavored and the Scarlet Chorus, march south from the Northern Empire, the last realm to fall to Kairos a century prior. Ben mi geçeceğim? Yani geçiyorum. Özet geçebilirim istiyorsanız. Herkes Kairos'un ruhuna düştü diyor. Her yerde şu Kairos'un gözünü dikiyoruz bayrak olarak. İki ordu işte disfavored'lar, bu düzenli olanlar. Bu sayacağız olup düzenli olanlar ve bu düzensiz olanlar. Scarlet Chorus işte güneye doğru yürüyorlar şeyden. Kuzey imparatorluğundan falan filan. In the early days of 428,
Kairos's armies arrive at the Gates of Judgment, the mountainous border that we Tearsmen so long believed unassailable. Unable to agree on a unified plan of defense, the various leaders of the Tears sit and wait for each other to deal with the conquerors. Until it's too late. 428'in başlangıcında Kairos'un orduları Judgment denen yerin kapısına gelmişler. Judgment bu şehrin adı galiba. Yuvarlak şehrin adı. The Mount is bordered. Unaccessible. Ha bunlar defans yapanlar şey işte. Onlar anlaşamamışlar. Ben şu iki eleman anlaşamadı zannettim de. Tamam. Defans yapacak olanlar anlaşamadılar işte. Böylece talihlerini bekliyorlardı diyor. Çok geç olana kadar falan filan. Bu mudur?